İncirlik vakası. Belki yakın tarihimizi iyi bilmediğimiz için çok kişi yanlışa düşüyor. Olayları televizyonlardan ya da gazetelerden öğrenmek, takip etmek yetmez. Bu bilmek anlamına hiç gelmez. Hele gençlerimiz pek çok şeyin farkında değil. Hocalar da üniversitelerde gerçekten yetersiz. Muhakeme yapamaz durumdayız. Olayların içine girip yürüyemiyoruz. Bu kısırlık her yerde olduğu gibi medyada taban yapmış durumda. Nihat Erim başbakan olacağını 6 ay önce Amerika Ankara Büyükelçiliği'nden öğreniyor. Bunu bilen bir dostu kendisini arıyor ve 6 ay sonrası için müjdeyi veriyor. İnanmıyor ama söylenenler bir bir gerçekleşiyor. Erim darbe sonrası kurulan ara rejimin önemli ismidir. CHP'liydi. Ama Amerikalılar onunla çalışmak istiyordu. Tek şartları CHP'den istifa etmesiydi. Çünkü CHP Avrupa ekseninde olan bir partiydi. Amerikalılar yeni dengede kendilerine yakın bir CHP'li istiyordu. Oldu da. Gençler bunları bilmez ama okullarda okutulduğu gibi değildir hayat. Amerika Büyükelçiliği dün hiç gerek yokken Nihat Erim fotoğrafı yayınladı. Hem Trump'a hem de Erdoğan'a mesaj vermek için. Sonra da bizi Amerika karşıtlığıyla suçluyorlar. Biliyorsunuz Amerika Başkanı Nixon da skandalla götürülmüştü. Watergate'le. Yani Trump'a fazla güvenmeyin diyor birileri. Ben baştan beri Amerika-Türkiye-Rusya ittifakının dünya için gerekli olduğunu söylüyorum. Özellikle özgürlüğü taban yapmış bir Türkiye gerçekten denge noktası olur. Ermenisi, Süryanisi, Yahudisi, Kürdü yani kim varsa el ele yaşanılan Anadolu herkese çok şey katar. Ama birisi bunu engellemek istiyor. Engellenmek istenen dünyanın yeni düzeni. Birileri sözüne ettiğim üçlü dengenin kurulmasına karşı. Bu nedenle çok ama çok karmaşık şekilde saldırıyorlar. Açalım biraz isterseniz. Türkiye 15 Temmuz'u yaşadı. Hiç açıklaması yok. Bu çağda Türkiye darbeyle tekrar yüz yüze geldi. Ucuz atlattık. Aradaki aparatlar hızla Erdoğan'ı Amerika'dan uzağa itti. Çeşitli operasyonlarla bunlara girecek değilim. Trump'ın gelişi umut oldu ama o da daha gelmeden içeriden büyük tepki gördü. İşi başlamadan zorlaştı. Putin desen bizden farksız, büyükelçileri öldürüldü, Kızıl Ordu korosunu taşıyan uçak düşürüldü, bu dengenin üç ayağına da saldırılıyordu. Ama Türkiye denge noktası olduğu için en çok bize geliniyordu. 15 Temmuz'a baktığımızda İncirlik Üssü'nün başrollerden birini aldığını görüyoruz. Saldıran ekip İncirlik üzerinden Türkiye ile Amerika arasındaki bağların Trump gelmeden kopmasını istiyor. Aralıksız geliyorlar bunun için. Bu akıl içeride patlattığı bombalarla, suikastlarla, canlı bombalarla, katillerle ikinci darbenin yoluna taş döşüyor. Amacı bu. Toplumsal taban meydana getirmek için eylemlerle korku pompalıyor. Çok akıllı olup Amerika-Türkiye dostluğunu isteyen Amerikalılar da bu yolun %30'una taş döşendiğini kabul ediyor. Yani hızla yol alıyorlar. Şeritler patlayan bombalarla, makinalı tüfeklerle çiziliyor. Biz her ne kadar Amerika-Türkiye-Rusya yakınlaşmasını istesek de birileri hiç ama hiç rahat durmuyor. Gazeteci olarak da bunları yazmak şart. Bakın çok önemli bazı birimler İncirli'ye indi. Detay vermek istemiyorum ama çok önemli, çok yetenekli isimler geldi. Kaos eylemleriyle birlikte halkın duygularını yönetmek için. Bu değişik bir savaş türüdür. Şeritler çizilirken, yol yapımı sürerken nokta atışlara sıra gelecektir. Bu olmadan olmaz. İnşallah yanılırım ama yapacaklardır. Çünkü çok zamanları yok. Tırmandıracaklardır. Amerikalılar kızacak, yine bizi suçlayacak ama İncirlik'te neler yapılıyor diye sorsak ne derler? Mesela eylem planları masaya getiriliyor mu? Nokta hedefler için toplantılar düzenleniyor mu? Aranan bazı isimlerle yan yana geliniyor mu? Cevap veremezler ama bunların cevabı tümden evet. Başka planları da var ama şimdilik yazmıyorum. Bunları birileri durdurmalı. Türkiye'den kopan bir Amerika buralarda turist olarak bile bulunamaz. Belki canımız yanar ama asıl kaybeden onlar olur. Bunu bilmiyor olamazlar. Neticede kendileri bilir. Türkiye'nin uzun zaman sonra Washington'ı dinlememesi savaş nedeni olmalı. Gelip anlaşmalılar. Terörle teröristle alacakları bir sonuç yok. 78 milyonu karşılarına aldıklarını, arkada Türk dünyasının ve koca bir Müslüman coğrafyanın olduğunu unutmamalılar. Ama şimdilik anlamış görünmüyorlar. DAEŞ'ı ya da başka bir örgütü kullanarak eylem yapacaklar. Her türlü planın içindeler. Alacakları sonuç yok ama birileri ısrar ediyor. Açalım biraz daha. Pentagon'da Gladio Plan B ofisi var. Bu ofisin en önemli konukları
JSOC'nin komutanlarıdır. Dün yazdım. The Joint Special Operations Command. Yani Müşterek Özel Operasyonlar Komutanlığı. Burayı keşfeden henüz yok. İç içe geçmiş özel birimlerden oluşuyor. Tahmini olarak kullandığı 25 bin eleman var. Hepsi çok ama çok iyi eğitimli. The Joint Special Operations Command'ın, yani bu Gladio Eylem Merkezi'nin her ülkede bir generali vardır. Türkiye'de var mı peki? Elbette olmaz mı? Bu generaller JSOC'yi temsil eder. Örneğin Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de emekli generaller JSOC'nin başında. Bir ülkede operasyon yapılacağı zaman öncelikle o ülkedeki generalle temasa geçilir, sonra alt birimler organize edilir, bütün istihbarat akışları yapılır. Kusursuz plan için düğmeye basılır ve her ne olursa olsun gizlilik asla ve kata değişmez ilkedir. Ayrıca şimdiye kadar her operasyonda %100 başarılı olmuşlardır. Örtülü savaş hallerinde bu birim kullanılıyor, yani JSOC. Bu operasyonlarda içlerinde en fazla 5 Amerikalı olur. Asla fazla sayıda bulunmaz. Deşifre olma ihtimaline karşı yerel unsurlar öne çıkarılır. Ama planı bunlar yapar. Yıllarca bu birimde görev yapanlar sonra ya büyükelçi ya da silah şirketlerinde yönetici olarak karşımıza çıkar. Laden operasyonu vardı, hatırlayın. Daha önce ölen Laden'i öldürmek için Amerika operasyon yaptı. İşte o operasyonu Başkan Obama, Hillary Clinton ve CIA Başkanı ile birlikte izleyen bir general vardı. Operasyon Beyaz Saray'dan nasıl takip edildi sorusu basına verilen fotoğraflara yansıyordu. Böyle anlatılıyordu. Ortada Laden yoktu ama hepsi Laden'in öldürülmesini izliyordu. O verilen fotoğraflarda ortada Obama'nın yanında yer alan generalin kullandığı bilgisayar JSOC'ye aitti. İş daha da karışıktı. Laden'i yıllarca koruyan JSOC'ydi. Operasyonu yapan da onlardı. Karşımızdaki akıl böyle çalışıyordu. DAEŞ'ı da, YPG'yi de o kuruyordu. Bölgedeki dengeleri sarsmak için gerektiğinde kullanacaktı. Bizse tek hamle üzerinden hesap yapıyorduk. Bu nedenle satranç bilmek büyük meziyetti, pek sevmezdik. Tora Bora'da Laden tam 40 kez ölümden döndü. Kimin sayesinde? Evet, JSOC'nin sayesinde. Bu The Joint Special Operation Command içinde bir de hiç ama hiç bilinmeyen bir birim daha vardı. Quiet Storm. Bu yapı JSOC'den çok daha gizli ve çok daha acımasız bir oluşumdu. Çok az operasyon yaparlar ancak etkisi çok daha büyüktür. Amerika başkanları bile Quiet Storm adının ne anlama geldiğini bilmez. Derin yapılardır. Sanırım bunlardan da bazı timler Türkiye'de. Bilmiyorum ama İncirli'ye sormak lazım. Onlar cevap verebilir. Umarım yoktur. Üniversitelerimizde, medyamızda çok kişi bilmez ama asıl büyük oyuncu İngiltere'dir. Doğrusu iki büyük oyuncudan biri bunlardır. Bakın, Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ne dedi? Esad rejimi kimyasal silah saldırısından sonra kırmızı çizgimizi aştı. Operasyon için gerekli hazırlıklar yapıldı ancak İngiltere Başbakanı Cameron operasyonu engelledi. Oysa Başkan Obama kırmızı çizgi olarak kimyasal silahı çok önceden açıklamıştı. Suriye'de kullanıldığı halde Amerika kırmızı çizgiye bağlı kalamadı. Demek ki Orta Doğu'da bir İngiliz gerçeği vardı. Türkiye istediği güçle oturur, pazarlık yapar. Çıkarları neyse onun için uğraşır. Doğrusu da budur. Ama Amerikalılar şu soruyu neden kendilerine sormuyorlar? Biz saldırırsak Orta Doğu'da asıl kazanan kim olur? Ben cevabı biliyorum. Çıkarlarımızı zedelemediği sürece herkesle birlikte hareket ederiz. Ya Amerika, biz olmadan ne yapacaklarını sanıyorlar? İnsan ayağını ateş eder mi? Şimdilik ettiklerini görüyorum. Böylesine yükselen Amerikan karşıtlığını Nihat Erim fotoğrafı yayınlayıp da mı engelleyecekler? Sorun kendi içlerinde. Trump gelinceye kadar sanırım böyle sürecek. Ama biz olmadan olmaz. Merak etmeyin. Herkes bizimle çalışmak zorunda. Saldırılar olsa da kazanan biz olacağız. Ama Türkiye'de içeride sağı solu, laiki, antilaiki, Hristiyanı, Yahudisi, Ermenisi, Yezidisi, Süryanisi, yani kim varsa hepsine kucak açmalı. Birlik ve bütünlük bizi sadece büyütür. Bizi birbirimizden ayrı düşürmeye çalışanlardan uzak durun.